Değerli izleyenler, Hulusi Akar, Azerbaycan'da özellikle Türk dünyasının Turan'ın yeniden dirilmesi için Orta Asya'da hızlı ziyaret kervanına katılıp hızlı ziyaretler gerçekleştirip Azerbaycan'a yalnız bırakmayın mesajı veren bu yiğit insan. Tatbikatlarda özellikle verdiği mesajlarla Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan kurtulmanın birlik ve beraberlikten geçtiğini anlatan o güçlü yumruklu insan. Azerbaycan Savunma Bakanlığı sevince boğdu. Evet, neden böyle? Tüm dünyaya karşı yalnızdı bu güzel insanlar. Tüm dünya karşılarına geçmiş, işgal edilen topraklarını almalarını istemiyor ve yüzsüzce dur diyorlardı. Ama onlar durmadılar. Çünkü damarlarında akan kan onlara durma diyordu artık. 30 sene beklemişlerdi. Sayın Akar'ın Karabağ'daki duruma bakışını anlatan olağanüstü bir kare. Hepinizden ricam, bu yayını lütfen bütün dünyadaki yakınlarınızla paylaşın. Bu yayında gerçek yüreğinizdeki kudreti bulacaksınız. Sayın Akar'ın otururken, konuşurken yumruğunu tutması Rusya'ya akıllı ol mesajıdır. Türk'ün yumruğu ağırdır ve Türk korkusuzdur. Yaptığı silahların eşi benzeri yoktur. Sadece çok zorda kalınca kullanır. Rusya'ya uyarı da bulunuyoruz. Ey Rusya, bakın, Türkiye'nin reklam etmediği silahları mevcuttur ve Türkiye bunu kullanmak istememektedir. Eğer Türkiye'nin sabrı sınanırsa ve zorlanırsa SİHA bayrakları bile mumla ararsınız. Başka bir şey demek istemiyorum. Türkiye ama çok zorda kalmadıkça bunu kullanmaz. Türkiye'nin ürettiği silahları ne hayalinizde gördünüz ne de aklınızla binlerce yıl hayal etseniz bulamazsınız Rusya. Bu kadar diyelim, sadece bu kadar diyelim, duralım. Çünkü Sayın Akar'ın İdlib vurulduğunda bir sözü vardı. Şimdilik B planını uygulayacağız. C, D, E ve F planlarında neler vardı? Kim bilir, Allah bilir. Ama Ermenilerin, Savunma Bakanlığı, güvenlik şeflerinin biz artık silahları bıraktık, terör işleyeceğiz, birliklerimiz dağlara çekildi, Ruslar da geldi, artık terör işleyeceğiz dedi. Vay anam vay, asıl işlerine dönmüşler. Yani Ermenistan'ın devlet olarak da sorgulanması gerekiyor. Bir devlet düşünün, dünyada en iyi ihracatı terörist ihracatı. Bana burada samimice Ermenistan'ın terörist harici dünyaya yaptığı bir ihracat kalemini anlatın bana. Bulamazsınız. Türk Silahlı Kuvvetleri sözcüsü evet açıklama yaptı. Azerbaycan'ın yanındayız. Bu işgalci ve pespaye Ermenistan'ın yaptığı her eylemi izliyor ve Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğunda her an yanında olacağımızı bildiriyoruz. Daha birkaç gün önceydi. Büyük bir tehditle karşılaşırsak Türk askerini çağıracağız diyen Aliyev'in bu mesajının İran'a olduğu söylendi. Ama ne var ki Ruslar ilk üslerini kurmuş oldular. Evet, Ruslar ilk üslerini kurmuş oldular. Bu üs Laçin koridorunda. Ama benim hoşuma gitmeyen bir durum, bu yollardan bizim Karabağ'daki ailelerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız geçecek. Bunlar da önemli değil mi? Evet değerli izleyenler, işte kontrol noktaları. Bu kontrol noktaları ve hızlıca Karabağ'a nüfuz eden, evet sanki çok acıkmış gibi bir yere insan sofraya oturur ya, sanki anlamadık, anlaşma var denildi veya bu önceden belli miydi? Aliyev'le Putin görüşmeden hızlı bir şekilde aktılar. Ama bu giriş tabii ki Türkiye'nin dikkatinden kaçmadı. Türkiye daha önce istikşafi görüşmeler yapıldı. Karşılıklı bu konularla ilgili fikir ve teatiler yapıldı. Ve mutlaka Türkiye burada birliklerinin Karabağ'da olacağını iletti. Ve dün Sayın Cumhurbaşkanımız da Erdoğan'la Putin arasında yapılan görüşmede Türkiye'nin askeri anlamda Karabağ'da olacağı ve bundan sonraki ikili anlaşmalar çerçevesinde Karabağ'da Rusların her türlü komplikasyonuna karşı hızlı tedbirler alınacağı vurgulandı. İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a olan bağlılığının en büyük karelerinden bir tanesi. Evet, Sayın Akar,
Azerbaycan'ın hareket merkezinde yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın başarısının ordu ve başarı ve askeri anlamda büyük bir anlam ifade ettiğini, bütün dünyanın bu başarıya kilitlendiğini ve bu başarıyı gördüğünü, kimsenin bu başarıyı görmemesinden gelemeyeceği kadar önemli bir zafer olduğunu belirtti. Yani bu zaferin Azerbaycan'ın kendi hanesinde bir zafer abidesi ve sahadaki savaşlarda bir özgüven nişanesi olarak görülmesini istedi. Ve bu konuda burada sarılması, kucaklaşması, sahiplenmesi ve özellikle yumruğunu burada sıkarak o mesajı net bir şekilde vermesi inanılır gibi değil. Müthiş bir kare. Evet, müthiş bir kare. Ve bu karede bizleri mutlu eden bir kare. Evet değerli izleyenler, yürekli, güçlü Türk insanının özellikle kardeşiyle bütünleşmesi, Aliyev'le Erdoğan'ın askeri anlamda Rusların bu yaptıklarına karşılık Türkiye'nin de bir denge usulü olarak orada kalması hem de Azerbaycan'ın her yönden lehinedir. Yoksa orada işledikleri, bu askerlerin işledikleri insani suçlar, sivil vatandaşlara yönelik yaptıkları suçları kim yargılayacak? Kendi ordu mensubunu yargılamayacağı bilinir Rusların ama özellikle Türk askerinin de orada olması, özellikle bu koridorlarda ve geçiş bölgelerinde olması Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak karar alacağı bir noktada perçinlenebilir. Özellikle Rusya'nın bu bölgeleri aldıktan sonra Ermenistan'ın bu bölgelerde konuşlanması, terör eylemleri için uygun alan bulmaları ve buralardan Azerbaycan topraklarına sabotaj işlemleri yapmaları da muhtemeldir. Ruslar kaostan hoşlanırlar. Özellikle Azerbaycan'ın belli yönlerde zafiyete düşmesi ve hareket alanının kısıtlanması için de bu geçiş bölgelerini daraltabilirler. Bunun için özellikle tampon ve sınır bölgelerinden iç bölgelere geçmemek kaydıyla bu sınır gerçekleştirilmelidir. Şuşa'nın alınması ve Şuşa'dan sonra Hankendi'ye çok yaklaşmışken bu anlaşmanın olması tabii ki birçoğumuzu üzdü. Ama bu üzgünlük bundan sonraki mücadelemizin devam edeceğini göz önünde bulundurup Türkiye'nin de vites attırarak desteğini arttırması, Karabağ'da askeri anlamda boy göstermesi de olaya bir denge katacaktır. Bu sarılma, bu kucaklaşma artık verilecek mesajın en doruk noktasıdır. Hele ki Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın o sert yumruğu aslında verilecek en büyük mesajların en büyüklerinden birisidir. İşte yaşasın Türk kardeşliği, işte yaşasın Azerbaycan, işte yaşasın Karabağ. Unutmayın, Türkiye bütün gelişmeleri izliyor. Rusların orada ne yaptığını biliyor. Eğer anormal ve sıkıntılı bir defekto durumu ortaya çıkarmaya çalışırsalar, Azerbaycan'ın daveti de olacağına inanmakla beraber Türkiye İdlib'e nasıl girdiyse oraya da öyle girecektir. Yani o Nahçıvan koridorunu öyle bir açacaktır ki hiçbir zaman daha kapanmamışçasına. İşte değerli izleyenler, önemli mesajların, önemli fikirlerin döndüğü bu ortamda özellikle Nahçıvan koridorunun sadece Rusya tarafından açılıp kapanacağı fikri bile bizim kabul edeceğimiz bir fikir değil. Nahçıvan koridorunu biz açarız, biz kapatırız. Bakalım, sürüyor görüşmeler ve bu görüşmelerde Türkiye her geçen saat vites arttıracaktır. Çünkü her saniye Azerbaycan'da bir ve beraberiz. Mesaj net. Bu mesaj Rusya'ya. Evet, bu mesaj Rusya'ya. Akıllı ol mesajı. Görüşmek üzere değerli izleyenler.